Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ayşe Betül Akıncı. Bu dersimizin konusu geleneksel Türk tiyatrosu. Sevgili öğrenciler, geleneksel Türk tiyatrosu sözlü halk geleneğinin ürünlerindendir. Bu gelenekte verilen eserler anonim nitelikte olup doğaçlama olarak oynanır. Bu tip oyunlarda güldürü, şive taklitleri, yanlış anlaşılmalara dayanan mizahi ögeler söz konusudur. Bu oyunlar öğretici ve ders verici niteliklerde barındırır. Müzik bu oyunlarda kullanılan bir unsurdur. Modern tiyatroda önemli bir yere sahip olan dekor, sahne, kostüm, ışık gibi unsurlar geleneksel Türk tiyatrosunda yok denecek kadar azdır. Sevgili öğrenciler, geleneksel Türk tiyatrosu türleri Karagöz, meddah, orta oyunu, köy seyirlik oyunları ve kukladır. Sevgili öğrenciler, geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden Karagöz oyununun özelliklerine birlikte bakalım. Karagöz bir gölge oyunudur. Türk halk geleneğinin önemli ürünlerinden biridir. Bu oyun deriden kesilen ve tasvir olarak adlandırılan bazı şekillerin arkadan bir ışık verilerek beyaz bir perde üzerine yansıtılması temeline dayanır. Karagöz oynatan kişiye hayali denir. Sesleri taklit eden, tasvirleri hareket ettiren hayali, müzik ve espri yeteneğine de sahip olmalıdır. Oyunda tef çalan, taklitlerin şarkılarını söyleyen, tasvirleri hayaliye veren yardımcı yardak adını alır. Karagöz oyununun kurucusu Şeyh Küşteridir. Karagöz oyunları Küşteri Meydanı diye anılan ışıkla aydınlatılmış beyaz bir perdede oynatılır. Sevgili öğrenciler, Karagöz oyunu doğaçlamaya dayalı bir türdür. Geleneksel olarak Ramazanlarda evlenme, sünnet, doğum gibi törenlerde oynatılmıştır. Tanınmış kara gözcülerimiz arasında hayali kör Hasan Zade Mehmet Çelebi, Nazif Bey, hayali Memduh, hayali küçük Ali sayılabilir. Kara göz oyunlarının en tanınmışları ise şunlardır: Kanlı Nigar, Ağalık, Abdal Bekçi, ters evlenme, Bursalı Leyla, balık ya da balıkçılar. Sevgili öğrenciler, Karagöz oyununun kahramanları Karagöz ve Hacivat başta olmak üzere Çelebi, Zenne, Tiryaki, Beberuhi, Tuzsuz Deli Bekir, Zeybek Efe, Külhan Beyi, Türk, Yahudi gibi tiplerdir. Karagöz bu oyunda okumamış, halk diliyle konuşan, öğrenim görmüş kişilerin söylediği sözleri anlamaz görünüp duyduklarına ters anlamlar yükleyen bir tiptir. Hacivat ise öğrenim görmüş, Medrese diliyle konuşan, az çok bilgili, görgü kurallarına uyan bir tiptir. Çelebi, malın mülkü olan, zengin, miras yedi bir tiptir. Zenne, orta oyununda veya gözde kadın rolüne çıkan erkek oyuncudur. Tiryaki ise konuşmaların en önemli yerinde uyuklamaya başlayan komik tiptir. Beberuhi, altı kulaç lakabıyla anılan, cüce, yaygaracı bir tiptir. Sevgili öğrenciler, Karagöz oyununun bölümleri de şöyledir. Mukaddime yani giriş bölümü, Hacivat'ın bir semayı okuyarak perdeye geldiği bölümdür. Muhavere, Karagöz ile Hacivat arasında karşılıklı konuşmaların yer aldığı bölümdür. Bu bölüm, Karagöz ve Hacivat'ın birbirlerini yanlış anladıkları ve güldürü unsurlarının bulunduğu bölümdür. Fasıl ise asıl olayın konu edildiği bölümdür ki, Oyuna burada işlenen konuya göre isim verilir. Bu bölümde yardımcı kişiler de oyunun akışına göre oyunda yer alır. Bitişte Hacivat ile Karagöz arasında geçen birkaç cümlelik kısa konuşmalar yer alır. Bu bölümde e, Hacivat yıktın perdeyi eyledin bir an varayım sahibine haber vereyim hemen diye perdeyi terk eder. Karagöz ise her ne kadar sürçülisan ettik ise affola der ve bir sonraki oyunun adını duyurup sahneden ayrılır. Sevgili öğrenciler, geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden biri de meddah'tır. Geleneksel Türk tiyatrosunda taklitler yapıp hoş hikayeler anlatarak halkı eğlendiren sanatçılara meddah, anlatılanlara ise meddah hikayesi denir. Anlatma yeteneğinin büyük sanatlarından biri olan meddahlık yüzyıllar boyunca Türk halkı arasında çok büyük ilgi görmüştür. Meddah yöntemleri bakımından kara gözle orta oyununa çok benzer. Ama meddah hikaye dağarcığının çeşitliliği, güldürmecenin yanı sıra farklı mizaçları yansıtması bakımından onlardan ayrılır. Meddah için tek adamlı tiyatro demek de mümkündür. Meddah tiyatronun bütün kişilerini varlığında birleştiren bir aktördür. Yüksekçe bir yerde oturarak bir hikayeyi başından sonuna kadar hikayede geçen kişileri ağızlarına göre konuşturarak anlatır. Sadece konuşturduğu kişilerin ağızlarını değil, çeşitli hayvan ve doğa seslerini de taklit eder. Meddahın iki aracı vardır. Bunlardan biri mendili, diğeri ise sopasıdır. Meddah'ın sopası döşemeye vurup oyunun başladığını haber vermek, kapı çalındığını bildirmek gibi çeşitli sesler çıkarmak için kullanılan bir araç olduğu gibi onun sazı, süpürgesi, tüfeği yerine de geçer. Mendille de çeşitli başörtülerini ve başlıkları taklit eder. Bu parçada verilen bilgilerden hareketle meddahla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangileri doğrudur? Meddah hikayeci aslında tiyatronun çeşitli kişilerini kişiliğinde toplamış bir aktör. Meddahlık da tek kişilik bir tiyatrodur bir bakıma. Meddah kahvehanelerde hünerini göstereceği zaman dinleyicilerden daha yüksekçe bir sekiye konmuş bir iskemleye oturur. Elinde bir baston, omzunda da büyükçe bir mendil tutardı. Mendili türlü ses ve ağız taklitleri yaparken ağzını burnunu kapatmak için, bastonunu da çeşitli gürültüler çıkarmak için kullanırdı. Hikayesinin üslubu da taklidi bir anlatıya uygulanmıştı. Meddah hikayesine başlarken dinleyici ve seyircilerden kimsenin alınmaması için isim isme, kis kisbe, semt semte benzer. Geçmiş zaman söylenir, yalan gerçek dinlenir, vakit geçer yollu kalıp ifadelerini sıralardı. Metnin sonunda da sürçülisan ettikse affola biçiminde özür dileyen kalıp ifadelere yer verirdi. Meddah tek kişilik oyun sergilemektedir diyor ilk seçeneğimizde. Meddah'ın tek kişilik bir oyun olduğunu biliyorduk. Yani burası Doğru. Hikayesine başlarken ve hikayeyi bitirirken masallardakine benzer kalıp sözler kullanılır. Sevgili öğrenciler, meddahlar kalıp sözler kullanır. Evet, burada gördük bakın isim, isme, kis, kisbe, semt, semte benzer. Geçmiş zaman söylenir, yalan gerçek dinlenir, vakit geçer. Sürçü lisan ettikse affola. Fakat bunlar masallardakine benzemez. Masallardaki kalıp sözler daha farklıdır. O nedenle buradaki verilen bilgi yanlıştır. Hikayesini taklitler yaparak anlatır. Evet meddah bir taklit ustasıdır ve hikayesini taklitler yaparak ses ve ağız taklitleri yaparak anlatır. Burası da doğrudur. Meddah hikayesini sahnede anlatır diyor. Sevgili öğrenciler meddah Kahvehanelerde hünerini göstereceği zaman dinleyicilerden daha yüksekçe bir sekiye konmuş bir iskemleye oturur. Yani bir sahnesi yoktur. Dolayısıyla buradaki bilgi de yanlıştır. Meddah anlatımı esnasında müzikten yararlanır. Meddah'ın sadece bastonuyla çeşitli gürültüler çıkardığını biliyoruz. Başkaca bir müzik aleti yoktur. O yüzden bu da yanlıştır. Meddah hikayelerinde olağanüstülüğe yer verir. Sevgili öğrenciler Meddah dev, peri, ejderha gibi olağanüstü varlıklara yer vermeden düz yazı diliyle yerine göre taklitlere dayanarak hikayelerini gerçekçilik yönünü güçlendirerek anlatır. Hatta araştırmacılar da Meddah'ın anlattığı hikayeler için gerçekçi hikaye derler. Bu nedenle olağanüstülüklere yer verdiğini söyleyemeyiz. Bu bilgi de yanlıştır. Mendil ve sopa onun kullandığı iki araçtır. Evet mendili ve gürültüleri çıkardığı bastonu ya da sopası iki aracıdır. Bu bilgi de medda için doğrudur. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? Bakalım. Karagöz karanlık bir yerde gerisinden aydınlatılmış beyaz bir perdede tasvirlerle oynatılan bir oyundur. Bu bilgi doğrudur. Değişik şive ve ses taklitlerinin yer aldığı oyunda Karagöz ve Hacivat başlıca tiplerdir. Evet bu da doğru. Tuzsuz Deli Bekir, Kayserili, Acem, Yahudi, Karagöz'ün karısı, Cüce gibi tipler de bu oyunda yerini alır. Evet bunlar da yardımcı oyunculardır. Karagöz oyunu giriş, muhavere, fasıl, bitiş olmak üzere dört bölümden oluşur. Bu bilgi de doğrudur. Oyuna adını veren asıl konunun ele alındığı bölüm muhaveredir diyor 5. cümlemizde o oyuna adını veren asıl konunun ele alındığı bölüm muhavere değil fasıldır. Öyleyse burada bilgi yanlışlığı 5. cümlededir. Sorunun cevabı E seçeneğidir. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hacivat, yazıklar olsun ki o senin pederü maderine seni okutup yazdırmamışlar. Karagöz, o pederli mader ne demek oluyor? Hacivat, yani senin pederin yok mu? Karagöz, ah Hacivat benim peder vefat etti. Hacivat, ya madem ki vefat etti, Zeyre'in alt, alt başında otur, avdette görüşürsünüz. Karagöz, sen benden un kapanında bir tokat yer misin? Hacivat, Karagöz'üm affedersin, sizin pedere ne oldu? Karagöz, öldü öldü, senin anlayacağın bizim peder sizlere ömür. A seçeneğinde Geleneksel Türk tiyatrosu örneğidir diyor. Evet gölge oyunu da dediğimiz kara göz oyunundan alınmıştır. Bu bilgi söylenebilir. B. Yanlış anlamalara dayalı güldürü ögelerine yer verilmiştir. İlk konuşmalarda baktığınızda pederü mader yani anne ve baba bunu kara göz pederli mader şeklinde anlıyor. Yanlış anlaşılmalara dayalı güldürü ögelerine yer verilmiştir burada. Karagöz oyununun bitiş bölümünden alınmıştır diyor. Burada bitişten alınmadığını söylemeliyiz sevgili öğrenciler. Çünkü Karagöz oyununun bitiş bölümünde Hacivat'ın perdeyi terk etmesinin ardından Karagöz her ne kadar sürçülisan ettik ise affola der ve bir sonraki oyunun adını ve yerini duyurup sahneden ayrılır. Burada karşılıklı konuşmalar devam ediyor. Bitiş bölümünden alınmamıştır. Yani bu söylenemez. Karagöz eğitim görmemiş, açık sözlü, hazır cevap bir tiptir. Evet, bu oyundaki Karagöz'ün özelliği doğru olarak verilmiştir. E. Karagöz orta oyunundaki kavukluya benzer özellikler taşır. Orta oyunundaki kavuklu da kara göz gibi eğitim görmemiş, hazır cevap, söylenen sözleri yanlış anlayan bir tiptir. Dolayısıyla benzerlik gösterirler. Bu bilgi de doğrudur. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Kara göz oyunundaki tiplerle ilgili bir soru çözeceğiz. Yukarıdan numaralandırılmış özellikleri aşağıdaki tip isimleriyle eşleştirerek numaraları yay ayraçların içine yazalım. 1. Okur yazar olmayan, konuşulanları anlamaz görünüp güldüren tip bu kara gözün özelliğidir. Dolayısıyla e, bunu bulmuş olduk. Zengin adam ve miras yedi tipi bilgili ve kültürlü geçinir. Bu da hem kara göz oyununda hem orta oyununda bulunan çelebi tipidir sevgili öğrenciler. Kara göz oyunundaki kambur cüce, geveze, yaygaracı tip bu ise beberuhidir. Pineklemekle ömür geçiren, tembel, boşta gezen tip ise Tiryaki'dir. Görgü kurallarına uygun davranan, her konuda biraz bilgili ve kurnaz tip de Karagöz oyununun diğer baş kahramanı Hacivat'tır. Olaylar karıştığında gelip sorunu çözerek oyunu bitiren Kabadayı tip ise Tuzsuz Deli Bekir'dir. Böylelikle etkinliğimizi tamamladık. Yukarıdakilerden hangileri kara göz oyunu için söylenemez? 1. Kara göz oynatan kişiye yardak denir. Sevgili öğrenciler yardak kara göz oynatan kişinin yardımcısının ismidir. E, oynatan kişinin hayali olduğunu biliyoruz. Öyleyse burası yanlış. Söylenemez. Zenne kadın rolünü oynayan tiptir. Evet bu bilgi doğrudur. Karagöz'ün semayı okuyarak sahneye geldiği bölüm mukaddimedir. Mukaddime bölümünde semayı okuyarak sahneye gelen Karagöz değil, Hacivat'tır. Öyleyse buradaki bilgimiz de yanlış oluyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine göre Karagöz ve Hacivat gerçekte yaşamış kişilerdir. Bu bilgi de doğrudur. Karagöz oyununun oynatıldığı beyaz perdeye küşteri meydanı denir. Bu bilgi de doğrudur. Öyleyse bu kara göz oyunu için söylenemez dediğimiz bir ve üçüncü cümledeki bilgiler B seçeneğinde yer alıyor. Sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Yukarıda özellikleri verilen geleneksel Türk tiyatrosu türü aşağıdakilerden hangisidir? Geleneksel tiyatro içinde yer alan bu türde rol alan bütün kişileri ve hikayeyi tek kişi canlandırır. Bu tiyatro taklide ve tulyata dayalıdır. Oyuncu bir sandalyeye oturarak dinleyicilerine hikayeler anlatır. Hikayenin kahramanlarını kendi yöresinin dili ve şiveleriyle taklit eder. Onun konusu günlük yaşamdaki olaylar, masallar, destanlar, hikayeler ve efsanelerdir. Aksesuarını ise bir sandalye, bir mendil ve ile bir sopa oluşturur. Şimdi sevgili öğrenciler burada Altını da çizerek belirttiğimiz özellikler meddah'a ait özelliklerdir. Geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden biri olan meddahın özellikleri yukarıda sıralanmıştır. Diğer seçeneklerimize de bakacak olursak B seçeneğinde köy seyirlik oyunlarını görmekteyiz. Bu oyunlar köylülerin kendi aralarında düğün, bayram gibi özel günlerde oynadıkları eğlence amaçlı oyunlardır. Yine geleneksel Türk tiyatrosu içinde yer alırlar. C seçeneğindeki Karagöz ise bildiğimiz üzere gölge oyunu olarak da bilinir ve toplumumuzda sevilerek izlenen geleneksel Türk tiyatro türlerinden biridir. Kukla ise sevgili öğrenciler, geleneksel Türk tiyatrosu içinde yer alan başka bir türdür ve Türklerin Anadolu'ya geldiklerinde birlikte getirdikleri bu gösteri türü Karagöz'den kara daha da eskiye dayanmaktadır. Orta oyununda ise geleneksel Türk tiyatrosunun Karagöze birçok bakımdan benzeyen ama canlı oyuncular tarafından oynanan bir türü olduğunu söylemeliyiz. Kavuklu ve Pişekar da bu oyunun asıl kişileridir. Sorumuzun cevabının A seçeneği olduğunu söyleyelim ve diğer sorumuza geçelim. Numaralı cümlelerden hangi ikisi yer değiştirdiğinde bilgi yanlışı giderilmiş olur? 1. Mukaddime Hacivat'ın bir semayı okuyarak perdeye geldiği bölümdür. Sevgili öğrenciler, Hacivat ve Karagöz oyununda mukaddime, Hacivat'ın semayı okuyarak perdeye geldiği ve oyunu başlattığı bölümdür. Doğru. 2. Muhavere, Hacivat ile Karagöz arasında geçen birkaç cümlelik kısa konuşmaların yer aldığı bölümdür. Muhavere bölümünde evet Hacivat ve Karagöz arasında karşılıklı konuşmalar olur. Fakat bu konuşmalar Hacivat ve Karagöz'ün birbirlerini yanlış anlamaları esasına dayanır ve güldürü unsuru içerir. Dolayısıyla buradaki birkaç cümlelik kısa konuşmaların yer aldığı bölümdür ifadesi muhavere için doğru bir açıklama değildir. Bunu bir e, ayıralım. 3- Fasıl olayın konu edildiği bölümdür. Oyuna burada işlenen konuya göre isim verilir. Evet, fasıl bölümü asıl olayın konu edildiği bölümdür ve buna göre isim alır oyun. 4 bitiş Karagöz ile Hacivat arasındaki karşılıklı konuşmaların yer aldığı bölümdür. Bu bölüm Karagöz ve Hacivat'ın birbirlerini yanlış anladıkları güldürü unsurunun yer aldığı bölümdür. Az önce açıkladığımız gibi muhaverenin özellikleri burada sıralanmış. Bitişin özellikleri değil. Çünkü bitişte Hacivat ve Karagöz arasında kısa konuşmalar geçer. Sonra Hacivat sahneyi terk eder. Karagöz de seyirciden özür dileyerek bir sonraki oyunun adını ve yerini duyurarak sahneden ayrılır. Bitişin özellikleri bunlardır. Öyleyse buradaki bilgiler yer değiştirmelidir diyoruz. Ve sorumuzda 2 ve 4. cümlelerin yer değiştirmesi gerektiği D seçeneğinde belirtilmiş. Sorunun cevabı D seçeneği oluyor. Geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden Karagöz ve Meddah hakkında bilgi verdiğimiz bu dersimiz burada sona erdi. Bir dahaki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.